Mehmet Öncü'yü tanıyalım. Kimdir? Mehmet Öncü doğal bir insandır. Bugünkü gördüğünüz gibi iç içe. Böyle çok gösterişi çok fazla sevmeyen. Ne zamandan beri bu mesleğin içerisindesiniz? Yani profesyonel anlamı katmazsak eğer ki ilk mikrofonu 98'de aldım. Onda küçük bir anısı var aslında. Seyircilerimiz de hem dinlesinler. Tabii Stuttgart'ın çok önde gelen mekanlarından o zamanlar 98'de. Mehmet sahne alacaksın dediler. Tamam dedik, seviniyoruz. Böyle kendi çapımızda, kendi çevremizde reklamımızı yapıyoruz. Sahneye çıktım ben ama klavyeci abimiz devamlı okuyordu şarkı. Bana okutmadılar. Ama o gün aslında bendim sanatçı. Yani benim sanatçı diye zannediyorum. Bir mikrofon verdiler. O zamanlar kablolu mikrofonlar. Evet. Hani günümüzde hala var gerçi de. Kablolu mikrofon verdiler bana ama kablo takmadılar. Ay, kıyamam. Ben açıyorum bir vokallik yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Sesi orada kesin, da bir masa gelmişti bana. Müzikal anlamda sahnenin yanı sıra hani şu andaki pandemi sürecinden dolayı stüdyom var Stuttgart'ta. Evet. Daha çok böyle müziğe adım atmak isteyen arkadaşlarımıza bir imkan tanıyoruz. Onlara hani bir antrenörlük yapıyoruz. Ne güzel. Klipler çekiyoruz, aranjeler yapıyoruz. Yani bir nevi prodüktörlük anlamında yapmaya çalışıyoruz diyelim hani yanı sıra şu yeni an. Yeni nesli hani en azından yeni keşiflere tabii. Bir nevi kapınızı açıyorsunuz. Tabii, çok tabii. Güzel bir şeyler. Sen mutluyken ben yanıyordum. Çok çektirdin ama dayanıyordum. Gece yarısı uykudan uyanıyordum. Penceremde gölgen var. Kırılıyorum gün geçtikçe sana. Yıkılıyorum dert estikçe bana. Ayrılık zor geliyor insan. Penceremde gölgen var. Kırılıyorum gün geçtikçe sana. İnsanlar, ben şunu düşünüyorum, insan insana gerçekten yolunu açması lazım, yardım evet. etmesi lazım diye düşünüyorum. Bugün de gördünüz, birçok sanatçı arkadaşımız geldi. Evet. Bu çok güzel bir şeydir. Eğer sizin sahnenize, siz bir sanatçıysanız bir sahnenize başka sanatçılar da geliyorsa, evet. bu sizin için gerçekten onurlu bir durumdur. Onları sizin sahneye almanız sizin için bir mecburdur. Evet. Yani egonun olmadığı bir yerde... Aynı şekilde işte aranjelerimizde, prodüksiyonlarımızda da yeni gelen arkadaşlarımıza bir yol açıyoruz. Belki şansları tutar, belki tutmaz ama en azından bir şeyler yapmış olurlar hani diye niyetinden. Güzel şeyler yani ben evet. içeride gerçekten gördüm sahneyi. Hani ekip olarak da güzel. Evet, ekibimiz büyük. Stuttgart'ın en güzel müzisyenleriyle beraber çalışıyoruz. Pandemide bu arada sizin için nasıl oldu durum? Pandemi müzik hani nasıl aslanı çok zor değil mi? Tabii aslan şimdi ormanın kralıdır. Ama aslanı denizin içine atarsınız artık ya. Ne krallık kalır ne bir şey kalır. Evet. Haşa burada krallık gibi bir şeyimiz yok. Ama müzisyenlik hani vasfında evet. söylüyorum. Bugün her müzisyen kendi için kraldır hani diyerekten. Evet. Çok üstadlarımız var. Ama bu pandemi döneminde hiçbir şeyimiz kalmadı yani. Kendimizi ifade edebilecek. Hatta evde dahi böyle ya da stüdyoya geçtik. Orada dahi böyle hiçbir şeyimiz yoktu. Hayat durdu evet, yani. Yani şunu yapalım dediğimiz yoktu yani. O ilham gelmedi. İlham da tabii ki seyircilerden, sevenlerinden enerji geliyor. Döngüsüyle. Onlar da aynı pandemi yaşadığı için yani şey ama şu an herkes böyle sudan çıkmış balık gibiyiz. Evet. Yani gerçekten hani böyle hani eğleneceğiz. Eğlenmekte biraz bir de hani evet. şey yapıyoruz hani dansa kalksak kalkmasak bir şey var yani o da yani evet. içerideki sahneyi gördüm. Tabii.
kısıtlamalardan evet. dolayı yapamıyoruz, edemiyoruz. Ama dediğiniz gibi şunu da fark ediyor insan. Hani insan artık istiyorlar. Evet. Hani istiyorlar. Yani oldukları yerde yine eşlik ediyorlar müziğe, ritmosa, evet, bedensel evet. olarak hani en azından evet. Oldukları yerde yine danslarını sergiliyorlar ama evet. gönülselken hani el ele halayını çeksin. Daha fazlasını. Değil mi? Hoplasın evet. zıplasın o enerji karmaşası evet. böyle elen ele geçer hani böyle. Ki biz ben orkestramla düğünlere de gidiyoruz Avrupa'nın evet. her yerinde. O eski düğünler 1000 kişilik, 1500 kişilik falan. Şu anda bir nevi şu anda hayal ediyoruz onlardan ama olur, çok her uzak. Şey olur. Her şeyi pozitif düşünmek i̇nşallah, lazım. Her inşallah. Şey iyi olacak. Aşılarımızı evet. olduk. Bilmiyorum siz aşınız oldunuz mu? Henüz olmadınız. Ben sizi bekleyeceğim. Bakacağım, takip edeceğim sizi. Nasılsınız? Ya, eğer iyiyse. Ama ben iyiyim aslında. Yani bir sakınca yok. Ben yeni aşım oldum ama iyiyim yani. Yok ben şaka bir yana olacağım ben de. Hani artık olmamız gerekiyor. Yani hani ne kadar zorlasak da gerçekten hani bu pandemi artık kabullendi ki tabii, hani tabii. ömür hani süresince yani yaşadığımız her zaman tabii, içinde olacak bir şey. Yani olacağız, sıramızı bekliyoruz gibi bir şey bende şu anda hani siz evet. olmuşsunuz bu arada. Ben sıramı sardım. Yani bakacağız artık ne zaman olursak. Onu sosyal medyada zaten belirteceğiz olduk diye. Helalleşeceğiz Evvel abi. Duygular silinirken bizden birer birer bağır çağır, ben kime susayım? Ne yapayım bir başına, hiç biz olmadan söyle nasıl savaşayım? Hadi git geç olmadan, boşa vaktin dolmadan, bari yokluğuna alışayım. Özkan Yıldız kimdir? Özkan Yıldız, Stuttgart'ta Özkan Yıldız sorarsanız herhalde olumlu şekilde dönüşler olacaktır. Ben yıllardır, yaklaşık 20 senedir müzik piyasasının içindeyim. Kendim müzisyen değilim ama birçok değerli müzisyenlerimizin yanında onlarla aynı yolda gidiyorum. Beraber yürüyoruz. Demin sordunuz Mehmet Öncü kimdir? Benim için sanatçı kişiliği duruşun zaten ön planda ama bir de onun vicdanı ve insani kişiliği çok önemli. Ben bunu kendisiyle yürüdüğümüz yolda yaşadım, gördüm. Bunlar benim için çok önemli değerler. Birçok insanla çalıştık geçmişte, büyük sanatçılar olsun, Türkiye'de gelen starlar olsun, yerel sanatçılarımız, müzisyenlerimiz olsun. Burada şu devreye giriyor, kişilik, karakter. Bugüne kadar bir yol, uzun bir yol yürüdük ve bu yolda hep doğru işler yapmak adına hamleler yaptık. Bundan sonra da öyle olacaktır. Buradan sanatçı dostlarımıza şöyle bir şey söyleyeyim. İnsan gerçekçi kişiliği neyse bunu yansıtabiliyorsa o zaman karşısındaki insanlar bu değeri zaten biliyorlar, görüyorlar, hissediyorlar. Bugün burada Mehmet Öncü'nün programındayız. Ailece buradayız. Birçok değerli sanatçılar burada. Stuttgart'ın simaları burada. Bu çok önemli benim için. Sağ olsunlar. Herkes her sanatçının sahnesine gitmiyor. Egoları var. Kim insanın kıskançlıkları var. Bu her piyasada olduğu gibi var. Ama hak eden insanın yanında duruyorlar. Bu çok önemli. Benim ona değerli olduğum kadar onun da, o da benim için çok çok değerli. İnsani ve adamlık yönünden. İyi ki varsın. Teşekkürler. Siz de iyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Seve seve. Yanmışım, yanmışım, bir haine kanma. Ölmüşüm, bitmişim, sebepse inanmak. Avrupa sokakları programındayız. Bugün herhalde sunuculuk bana düştü. Değerli sanatçım Yağmur Baran'la buradayız. Evet. Çok güzel bir programdı. Program akışı devam ediyor. Belki arka tarafta sesi duyuyoruz, dinliyoruz. Evet. Sahnen de çok güzeldi bugün. Mehmet Öncü sahnesini paylaştı sağ Yağmur'la. Olsun. Ve zaten yaklaşık bir 18 sene dedim beraber. Yani yaklaşık 18 aynı yolda sene yürüyoruz. Oldu, evet. Evet, evet. Evet. Aynı yolda yürüyoruz ve değerli sanatçım Yağmur Baran aslında özü türkülerdir ama Yağmur Hanım kulağı çok iyi olan bir sanatçı olduğu için teşekkür ediyorum. Birçok
dalda okumaları var. Örneğin arabesk, fantasy, pop. Her telden giriyoruz halaylar, biz. Halaylar, Karadeniz havaları her telden okuyabiliyor. Sözü ben Yağmur Hanım'a bırakıyorum. Kendisi bir şeyler eklemek ister. Ya, tanımayanlar için şöyle bir kısa tanıtmak istiyorum kendimi. Yağmur Baran. Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşıyorum. Yaklaşık menajerimin söylediği gibi 18 senedir müzikle aktif olarak uğraşıyorum. Türkülerle başladık. Tabii ki türküler özümüz. Ama bu yolda tabii ki kendimizi geliştirdik. Her türlü, her telden okumaya çalışıyoruz. Bugün de sevgili arkadaşım, değerli arkadaşım Mehmet Öncü'nün sahnesindeyiz. Her zamanki gibi muhteşem bir sahne sergiledi. Ayrıca sahnesini paylaştığı için de canı gönülden teşekkür ediyorum kendisine. Her zaman bu inceliği gösteriyor. Çok güzel bir atmosfer yaşıyoruz şu anda. Evet. Buradan son olarak söylemek istediğin? Bugüne kadar beni tanıyan, tanımayan, destekleyen herkese sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Yağmur Baran'ı takip etmeye devam etsinler. Yollar aman verme, sana varayım. Uçtan kuştan.